Evet herkese merhabalar. Mikrofonda Volkan Demirkuşak. Bu hafta çok kıymetli bir konuğum var. Geçtiğimiz günlerde eee duyurusunda yapmıştım. Emre Doğeri. Nisan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT ülkelerinin Genel Müdürü. E, bolca ülkeden sorumlu. Türkiye'nin de en önemli markalarından bir tanesinin başında. Emre Bey merhabalar, Nasılsınız? Merhabalar Volkan Bey. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz vallahi. Keyfimiz yerinde mi, değil mi emin olamadığım bir gündeyiz. Biz bu kaydı yaptığımız gün, e, aslına bakarsanız Türkiye'de de böyle bir e, gece yarısı ÖTV ile uyandığımız, otomotiv sektörünün, otomotiv gazetecilerinin, yöneticilerinin bolca e, herhalde rakamlara baktığı bir gün oldu. Bugün böyle bir sürprizle güne başladık. Sizin için de öyle oldu mu? Bu arada satış rakamlarının da açıklandığı güne denk geldi ama ikisi de üst üste bindi. Oradan başlayalım. Bu elektrikli ile ilgili bir... ÖTV Tabii. artışı söz konusu oldu bugün. Bugün hatta sizin Emre Özpeynirci ile da izledim. Çok da güzeldi. Benzer soruları da burada birlikte yönelteceğiz. Tabii. Öncelikle bu programa davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Arz ederseniz EV ile yani elektrikli araçlar ve e, ona bağlı olarak ÖTV ile e, gündemimizi değerlendirmeye çalışalım. Dediğiniz gibi bu sabah ÖTV'nin e, daha ÖTV oranlarında bir e, yeniden değerleme söz konusu oldu. E, ve aslında yukarı doğru 3715'ten ee, 10, 25 ve 60 yüzdesel olarak söylüyorum. E, Kilovat yani motor gücü değişmeden e, ÖTV oranlarında bir e, güncelleme söz konusu oldu. Bizim buradaki e, temel yorumumuz şu. E, aslında e, Türkiye gerek altyapı olarak gerek ekosistem olarak elektrikli araçlara doğru yönünü yüzde yüz olarak çevirmiş durumda ve e, bir vadede kısa bir vadede, orta bir vadede diyelim e, muhakkak e, Türkiye'de aynı diğer ülkelerde olduğu gibi yönünü elektrikli araçlara çevirecektir. Tabii bizim bu arada parantez içerisinde Nissan markası olarak da benzeri şekilde ürün geliştirme politikamız olduğunu net bir şekilde ifade edebilirim. Ama oraya gelmeden önce de veya onunla paralel bir şekilde bildiğiniz gibi bizim debriyajsız bir e-power e hibrit ürünümüz var. Bu 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 teknolojiye sahip araçlar da yine çevreye daha saygılı daha az tüketen araçlar ve aynı zamanda bir elektrikli araç kullanım zevkini e, kullanıcısına yansıtan yansıtabilen araçlar olarak da ürün gamımıza önümüzdeki dönemde katılıyor olacak. E, özetle Biz Böyle bir şey bekliyor son... muyuz mesela böyle bir artış açıkçası? Biz e, Volkan Bey şunu söyleyebilirim vergi ve e, yasal altyapı e, otomotive yön veren en tepedeki kurallar bütünüyle ilgili herhangi bir yorum yapmıyoruz. Biz gelen uygulamaya alınan kurallara yüz bağlı bir şekilde yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Benim buradaki yorumum şu: aslında elektrikli aracında da ÖTV'si kilowatla yani güçle paralel olarak aslında araçların fiyatlarına da hizalanmış oluyor. Bu son alınan kararla birlikte. Benim e, yorumum bu şekilde olacak. E, onun dışında da tabii ki e, farklı araçlar farklı dilimlere e, gireceği için de bundan sonra pazarın e, elektrikli aracın nereye doğru yönleneceğini de çok yakından takip ederek. Valla, ee, mü müsaadenizle aslında ben de kişisel bir yorumumu yapayım. Çünkü elektrikli otomobillerle ilgili belki de ne diyeyim, e, bu hareketlenmedi biz basın mensuplarının da etkisi vardır. Çünkü hakikaten ee, tabii ki benzinli otomobilleri çok seviyoruz. Dizelleri çok sevdik ki ben kişisel olarak çok sevmem. Ama elektrikliye de böyle biraz teknolojiden ötürü ilgi duyduğumuzu da görüyorum. Ee, açıkçası uzun vadede Türkiye'deki otomobilin de elektrikli olacağı açıklanmışken elektrikli araçlarla ilgili pek çok markanın yatırımı varken böyle biraz e, tahmini tabiri caizse biraz faiş bir vergi arttırımının olması biraz beni açıkçası üzdü şaşırttı. Çünkü biz hepimiz böyle Çevresel şeylerden daha çok bahsediyoruz, daha e, temiz, daha çevreci otomobillerden bahsederken, e, Türkiye'nin de yönünün bu tarafa çevrildiğini söylerken herkes biraz açıkçası biraz beni şaşırttı. Ama bir yandan hep vergilere alışız, o da şaşırtmadı. Ama keşke birazcık daha e, elektrikli araçların ömrü uzun olsaydı diyorum. Daha doğrusu şu açıdan ömrü uzun olsaydı. Çünkü geçen seneye baktım ben Emre Bey, siz de çok iyi biliyorsunuz yaklaşık 8 850 tane otomobil satılmış. Hani bu senede bunu ikiye katlasanız, geçtiğimiz günlerde Şükrü Bey konuştuk, Mercedes'in yönetim kurulu başkanı, o da 2000-2500 bandında yani aslında total pazarda mini minnacık bir rakam. Bilmiyorum, uzun vadede inşallah e, elektrikli aracı olan ilgiyi, alakayı azaltmaz diyerek size bir, hatta bu arada konuyu topatmışken Leaf ile ilgili de sorayım. Çünkü sizin de bir elektrikli otomobiliniz var. Hatta bugün Leaf'in 10. yaşıyla ilgili bir özel edisyon da çıkmış. Gelirken sizle konuşmadan önce onu da inceliyordum. Ee, sizin hani böyle bir e, fikrinizi değiştirecek bir şey mi yoksa yolumuzda aynı şekilde devam edeceğiz diyecek misiniz? Şimdi isterseniz sondan başlayayım. LIF bizim tabii ki tüm elektrikli araçlarda olduğu gibi e, gündemimizde olan bir konu. E, ve tabii ki bir vadede biz de ürün gamımızı zaten markamızın da e, geliştirmiş olduğu politikalar, ürün e, geliştirmelerine paralel olarak... E, ...muhakkak oraya doğru yönlendiriyoruz. E, LIF ile ilgili tabii bugünkü karar çok yeni. E, denklemde nasıl e, gözüktüğüne de bakacağız ve e, ona göre e, pozisyonlayacağız. Temelde e, aslında %3 ve 7'lik rakamlar 10 ve 25'e e, güncellendi yukarıya doğru. Tabii ki bir artış söz konusu ama burada önemli olan aslında aracın toplam kullanımda yaratmış olduğu giderler bütün de e, dikkate alınmalı. Yani elektrikli e, araçla e, işten yanmalı motora sahip bir aracın toplam e, satın alma, kullanım ve daha sonrasında ikinci elde satışına kadar olan geçen süreçte kullanıcısına yarattığı maliyet olarak da değerlendirmek lazım. Bu noktada da yine vergisel anlamda bakıldığında tabii ki işten yanmalı motorlara göre bir avantajı içeren bir konumda ...bulunuyor elektrikli araçla ilgili vergilendirme sistemi. Ee, bizim e, liftte de iki, e, iki adet farklı güce sahip e, motorumuz bulunmakta. Bunlardan bir tanesi 110 kW, kilo, bir tanesi de 160 kW. Yani e, bu bahsettiğimiz e, rakamların aslında bir tanesinin ortasına denk geliyor. Dediğim gibi bu ilgili çalışmayı arkadaşlarımızla şu anda yapıyoruz. Bu yeni aldığımız e, haber esnadan belli olur olmaz. Ona göre biz de nihai kararımızı veriyor oluruz. Ama buna günü birlik bakmamak lazım. Yönümüz kesinlikle daha çevreci ve Türkiye'nin de hazırlandığı gibi elektrikli araç panoramasına hazır olmak. Bu arada yine bir şey daha ilave etmek isterim. Çevreci dediniz. Evet çok önemli. Zaten Türkiye'deki bildiğiniz üzere ithal edilen araçlar veya üretilen araçları fark etmez. Ee, tamamıyla euro normlarına uygun olması itibariyle zaten bugün dünyada belki geçerli olan en çevreci, en korumacı e, faktörleri de içeren araçları biz Türkiye'ye getirdiğimiz için aslında o anlamda e, tamamıyla güncelizli diyebiliriz. Doğru. Bu da bence önemli. Ben de çok da, Bence çok da güzel bir şeye temas ettiniz. Onu bir kere daha vurgulamak isterim ben de. Yani elektrikli araçlar doğru bir vergi kondu. Hala bence konvansiyonellere göre vergi avantajı çok söz konusu ki... ...Türkiye'deki vergi koşullarını azıcık bilenler bunun farkına varacaklardır. Elektrikli araçların fiyatları ucuz mu bence? Hala çok ucuz sayılmaz. Teknoloji gelişiyor ama ucuzlayacak gibi. E, fakat şöyle bir şeye çok güzel temas ettiniz... Otomobillerin genelde periyodik bakımlarında çıkabilecek masraflar elektrikli araçlarda pek çok şey olmadığı için araçta dolayısıyla çok daha uygun. Yani kullanıcı açısından pozitif bir artı hatta bunun markalar kendi aralarında pek çok marka düşünüyor. Yani uzun vadede bizim servis gelirlerimiz düşecek mi diye de pek çok markanın plan yaptığını, hazırlık yaptığını da şahidim. Valla güzel bir bilgi açtınız o iyi oldu. Şimdi birazcık da aslında şey konuşmak lazım. Geçen sene sizde de pek çok e sohbet etme şansımız olmuştu. Hatta son yurt yurtdışı da birlikte e, yine Nissan'ın teknolojik bir yatırımı olan Formula E'ye giderek Marrakeş'te tamamlamıştık. Ondan sonra herhalde bir daha e, ben Avrupa yakasına ancak geçince sevinir hale geldim. Beşiktaş'a geçince mutlu oluyor. E, orada Formula E'de de aslında çok ciddi bir altyapı teknoloji var. Bunu otomobillerine yansıtan bir marka. Birazcık da Nissan'ın böyle e, geniş perspektifini sizden dinleyeyim. Sonra böyle rakamlara bakacağım tekrar. Tabii ee, şöyle söyleyeyim dediğiniz gibi son seyahatimizde hatta belki 2020 içerisinde yapabildiğimiz evet. e, Marrakeş'te Formula E, e deneyimine e, ve markanın e, bizim de birlikte keşfetmemize e, bir anlamda olanak veren e, çok güzel organizasyonla katılmıştık birlikte. E, Volkan Bey aslında çok net söyleyebiliriz, Leaf'le birlikte. Ee, yine çevreci teknolojilere, elektrikli araç teknolojilerine çok önceden başlamış bir e, markadan bahsediyoruz. E, 500 bin adedi bildiğiniz üzere e, geçtik çok e, kısa zaman öncesinde. Ve yönünü tamamıyla e, SUV, elektrikli araçlar, e-power teknolojisine sahip araçlar ve aynı zamanda connectivity yani bağlantılı araçlar üzerine, otonom araçlar üzerine konumlayan e, bir e, marka stratejisinden bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi bizim Nissan Intelligent Mobility adı altında da özellikle güvenlik unsurlarını ön plana tutan teknolojiler bütünü tüm araçlarımızda müşterilerimizle buluşturmaya çok dikkat ediyoruz ve zaman içerisinde geliştiriyoruz. Juke'a baktığımızda da çok güzel örneklerini net bir şekilde görebiliriz. Markanın yönü Nissan Intelligent Mobility unsurlarını içeren yani akıllı güç, akıllı sürüş, akıllı bağlantı y kullanıcıların hizmetine sunup onların hayatlarını kolaylaştırmaya bunu yaparken de çevreye dikkat eden bir strateji. Bunun açılımlarını önümüzdeki yıllarda tabii ki çok daha net, çok daha detaylı ve ürünlerin üzerinde de görüyor olacağız. Aynı bugünden başlayarak yaptığımız gibi. Yani dediğiniz çok doğru. Pek çok da yurt dışında Nissan'ın Basın lansmanına katılma şansı bulan şanslı gazetecilerden biriyim. Yani gerek Nizmo Akademi'ye gittik, GT Akademi'ye gidip pek çok motor sporları ile ilgili olan yatırımlarına şahit oldum. Dünya çapında lansmanlarına da şahit oldum. Hakikaten bir açıdan da. Çığır açan markalardan bir tanesi aslında topu e, hem Ocak e, ayına getireceğim hem de birazcık da Kaşkaya getireceğim. Aslında Kaşkay ve e, Nissan orada sınıfın başkanı, sınıfın yaratıcısı. Öyle bir segment konuşulmazken crossover ne SUV ne falan diye biz bunu konuşurken e, ismi üzerinde tartıştığımız ya Türk kökenli mi değişik mi bir, bir isim de geliyor dediğimiz bir tane otomobil geldi. Ee, hakikaten ortalığı kasıp kavurdu. Ve bu e, bir anda geçmedi. Çok uzun süredir de lider olan bir otomobil. Geçen sene e, pazar payında bir daralma vardı. Onu da kendi aramızda konuşmuştuk. Siz de belki orada yorum yaparsınız. Tedarik tedarikle ilgili sorunlardan bahsetmiştiniz. Ocak ayında Kaşkaylı'nın tekrar zirveye yerleştiğini gördüm. SUV tarafında sizin de yüzünüzün güldüğüne şahidim. Şimdi Ocak ayı iyi başladı galiba. Belki öyle Kaşkaylı'yla bir başlangıç yaparız. Sonra yavaş yavaş Cuk'a doğru ilerleriz. Okey tabii ki. Şimdi çok kısaca gelecek seneye bir dönelim arzu ederseniz. Biz yıla aslında daha yüksek pazar payı hedefleriyle, daha yüksek volüm hedefleriyle başlamıştık. Ki hemen akabinde Şubat, Mart gibi malum pandeminin gelişmesi. Daha sonra bunun fabrikalara, üretim sistemlerine, tedariklere, tedarik sürecine etkisiyle birlikte ve ...etkiyi negatif anlamda en çok gördüğümüz... ...tabii ki İngiltere hatırlarsınız pandemide... ...bir adım e, aslında öne çıkmıştı... E, ...vaka sayısı itibariyle bakıldığında. Bu e, no, ne yaptı? Mart ayından başlayarak aşağı yukarı... ...Haziran ortasına kadar, Haziran sonuna kadar... ...üretimi e, bir şekilde askıya aldı... ...veya çok minimum miktarlarda... ...çok az miktarlarda yapılmasına sebebiyet verdi. Fakat Temmuz'dan itibaren e, biz performansımızı değerlendirdiğimizde ki Temmuz üretimi e, örneğin e, Kasım ayı hariç Ağustos'tan itibaren muhakkak podyumdaydık. Ocak ayında e, tekrardan birinci sıraya ve e, %15.4 gibi bir segment 15.2 gibi çok pardon bir segment payıyla e, erişerek elde ettik ki bu e, hem markanın hem Nissan Qashqai özelinde e, müşterilerimizin tercihlerinin ne kadar e, önemli olduğunu da o, ortaya koyuyor. Biz buradan aldığımız hareketle buradan aldığımız aslında e, duyduğumuz güvenle diyelim geleceğe çok daha e, biz de e, farklı noktalardan e, bakmaya çalışıyoruz. Bu da e, yine Ocak ayı gibi aslında daha düşük geçmesi beklenen biliyorsunuz genelde her ay başında bu ay daha düşük olabilir deyip ay sonu yine güzel kapanışlara sahne oluyor. Artık olumsuzluklara öyle alıştık ki kimse olumlu tahmin yapmaktan herkes imtina ediyor korkuyoruz yani acaba güzel evet, ama, mi diye. Doğru ama bir şekilde de Finişte bir bakıyoruz ki işte Ocak ayında son 10 e, yıla baktığımızda herhalde bir tek 2011 yılında yanlış hatırlamıyorsam 44.892 gibi bir e, e, pazar oluşmuş. E, aradan geçen 10 yıldaki en iyi, en iyi ikinci pazar Ocak ayında gördük hep birlikte. E, bu da bizim markamız açısından da tabii ki üç buçukluk bir e, pazar payına e, yol açtı. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Şimdi e, 2021'in aslında bir farkı daha var bizim açımızdan. Ürün gamının tamamlandığı, biliyorsunuz BESU çok önemli bir aktör veya çok önemli bir segment haline de gelmeye başladı. Neden? Geçen sene yüzde 3.6'larda olan segment ağırlığı yıl sonuna geldiğimizde totalde 6.8'ler yüzde 7'lere kadar varmıştı ve bu trendin ben 2021'de de çok ciddi bir şekilde yükselerek devam edeceğine inanıyorum. Burada çok faktör var tabii ki. Sadece fiyat değil ama e, B SUV'un sağlamış olduğu e, araç özellikleri, boyutlarının büyümesi, teknolojisinin yine C SUV'a e, bir şekilde sirayet edip e, çok özelliği paylaşıyor olmasının getirdiği bir e, katkıdan da bahsedebiliriz. Aslında 2021 yılı bence B SUV'un e, büyü, büyümesinin veya ilerlemesinin daha da perçinleneceği bir yıl olacak ve burada da marka olarak biz şanslıyız çünkü geçen hafta biliyorsunuz buradan yeni cuka gelmeye çalışayım, lansettiğimiz aracımızla birlikte yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yüzde onların çok çok daha üzerinde segment paylarına rahatlıkla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Birincisi, ürünümüz gerçekten dizayn anlamında çok güzel. Tabii ki son kararı müşterilerimiz verecektir her zaman olduğu gibi. Ama biz aracımıza bu anlamda çok güveniyoruz. Avrupa'daki lansmanı sonrasındaki 2019 Ekim'e işaret ediyorum. O lansman sonrasında da Avrupa'da ...ve lanse edildiği diğer ülkelerde son derece başarılı olduğunu da görüyoruz. Bunun dışında donanım olarak da çok e, iyi bir seviyede. Daha e, giriş donanım seviyelerinden itibaren bir kere neredeyse tüm nim özelliklerini... ...yani Nissan Intelligent Mobility özelliklerini e, sağlıyor. E, 8 inç dokumatik ekranla geliyor. Tabii ki Android ve e, Android Auto ve Apple CarPlay ile geliyor, geliyor giriş. Zaten isitmaları. artık olmazsa olmaz müşterinin en çok istediği şeylerden Kesinlikle. biri oldu. Kesinlikle. E, ısıtmalı örnek vermek isterim. Ön koltuklarımız e, orta pakette standart olarak sunuluyor. Bu da segmentine bir e, yenilik. Aynı zamanda e, Bose Premium e, ses sisteminde e, Platinum Premium versiyonu ile birlikte e, standart olarak e, sunuyoruz. Bunların yanında yine araç boyutlarına biraz değinmek isterim. Hem boyut olarak daha büyüyor, hem de aks mesafesi de daha da genişliyor. Biliyorsunuz aks mesafesi sürücü ve kullanıcıların veya sürücü veya yolcuların duyabileceği, hissedebileceği konfor seviyesini oldukça artıran bir faktör. Hemen bir örnek vereyim. Aracın uzunluğu 4.210 mm. aks mesafesi ise. 2636 milimetre ile gerçekten sınıfının e, oldukça önlerinde hatta e, C bile göz kırpar e, seviyede bulunuyor. Evet, özellikle bu, bu söylediğiniz şey arka koltukta oturanlar açısından bolca baş ve diz mesafesi anlamına gelen bir şey. Kesinlikle, kesinlikle. Hepsini bir araya getirdiğimizde hem dizayn hem diğer özellikler ekipman veya konfor e, da sağladığı, sunduğu e, yeniliklerle diyelim. Biz yeni Cuka Gerçekten çok güveniyoruz. Lansmanı takiben aşağı yukarı bir hafta oldu diyelim. Geçen salı ilk e, lansmanı yapmıştık. Evet onu soracaktım. Nasıl izlenimler? Şu araçlarımız, bayilerimizde çok güzel e, talepler ve çok güzel bilgi talepleri tabii ki adetli olarak geliyor. E, bayilerimiz kanalıyla duyduğumuz e, ilk yorumlarda oldukça pozitif. Tahmin ediyorum... Sadece perakende de değil, yine diğer kanallarda da buraya filok, kısa dönem, uzun dönem kiralamayı da dahil etmek istiyorum. Oldukça başarılı olabileceğine inandığımız bir aracımızla biz de Ocak sonundan itibaren pazarda yerimizi aldık. Otomobili ben de yakından gördüm. Henüz kullanma şansım olmadı ama eminim yakın dönemde kullanacağım. E, dediğiniz gibi hani hakikaten tasarım yönünden çok Cuk çok enteresan bu otomobil. Çünkü bir önceki Cuk'ta da şöyle bir şey vardı. Ya sev ya nefret et adlı bir tasarım vardı. O hakikaten e, öyleydi ama bu birazcık daha bence herkesin ortak noktada buluşabileceği bir tasarım. E, bir de işte mesela Mikro'da da görmüş olduğum segmentine göre nispeten çok daha fazla donanım sunma alışkanlığınızı burada gördüm. Belki burada elinizdeki tek bence dezavantaj tek motorun olması. O da e, aslına bakarsanız sizin daha önceki röportajınızı dinlediğim için hedef rakamlarınızda bir sapmaya yol açmıyor gibi gözüküyor. E, sapmayacağını düşünüyoruz. Dediğiniz gibi aynı zamanda ilk e, yapmış olduğunuz yorumların benzerlerini biz de duyuyoruz. E, Dizayn aslında e, bir önceki Cuk'un Cuk'tan kalan bazı izleri geliştirerek ve belki biraz daha günümüze uyarlayarak aramıza katılıyor. E, Dizaynın genel anlamda be beğenildiğini çok e, rahatlıkla söyleyebilirim. Onun dışında yine e, başka bir örnek bagaj hacmimiz 422 litreye kadar e, büyüyor. Dolayısıyla sadece e, sadece demeyeyim artık aileleri de biz e, yeni cukun içerisinde tahmin ediyorum çok daha e, fazlalıkla görmeye başlayacağız. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde aracın iç malzeme kalitesi e, teknolojisi, dizaynı ve diğer bahsettiğimiz özellikleriyle birlikte biz 2021 yılı için 7500 adetlik bir hedeften bahsetmiştik. Hatırlarsanız geçen hı -hı, hafta. Hı hı, hı. Ve e, büyüyen Besu geçen sene %7'lere geldiyse otomotiv e, pazarından aldığı, daha doğrusu otomobil pazarından aldığı diyelim payı ile %7'lere geldiyse bu sene e, yine büyüyerek yoluna devam edecektir. Dolayısıyla bunlar tabii ki volüm anlamında destek. Sizin e, rakamlarla ilgili beklentilerinize baktığımız zaman yılın sonunda 800-850 binlik bir aslında pazardan da bahsediyoruz potansiyelden. Dolayısıyla geçen seneye oranla daha pozitif olduğumuzu birazcık da görebiliyoruz. Dolayısıyla yine şuna geleceğim. Tabii bu iş kolay bir iş değil. Hep konuşuyoruz. Biraz artık matematik oldu. Çünkü sürekli döviz kurları oynaktı. E, en azından şu anda nispeten stabil bir Euro kuru. Bu sefer de aşağı iniyor. Kötü sayılmaz ama bizim için iyi. Ama genel piyasalar açısından da stabilliği seviyor ekonomi. Herhalde siz de bundan memnunsunuzdur diye düşünüyorum. Kur ve faiz tabii ki önemli. Tüketim alışkanlıklarını birebir etkileyen faktörlerden iki tanesi olsa da aslında alım iştahıyla ilgili olarak veya bir araç sahip ile ilgili, araç alımı ile ilgili tüm kararları da bu iki parametre üzerinden ...aslında vermiyoruz. Burada bir ihtiyaç da söz konusu. Şimdi... ...baktığımızda geçen senenin... ...sonlarından itibaren... ...sonlarına kadar giden... ...özellikle ikinci yarıda gördüğümüz iyi bir pazar. Bizim açımızdan da o şekilde oldu. İşte 104 binler seviyesinde bir Aralık ayı. Şimdi 43 küsur binler... ...seviyesinde bir Ocak. Her ne kadar tamam... ...kur ve faiz ama... ...totalde de demek ki belli bir ihtiyacı... ...temsilen bizi buralara götürüyor bilmiyorum e, bu, bu konuda afedersiniz ne şey soracağım e, Ocak ayı ile alakalı e, şu tarz yorumlar da çok geldi bilmiyorum sizin markanız üzerinde de var mı e, geçtiğimiz senelerde beklenen böyle bir e, engelli aracının e, bir limit söz konusu vardı onda biliyorsunuz bir artış oldu ve Ocak ayında pek çok markadan bu tarafa çok fazla talep geldiği söylendi Şimdi sizin tarafta da öyle bir şey söz konusu oldu mu? Yani açıkçası normalden fazla beklen böyle bir satış oldu mu? Onu merak ediyorum. Aslında bahsettiğiniz beklenti Kasım ayından itibaren gözükür durumdaydı. Aralık sonu itibariyle bu rakamın güncellenmesi 330 binler seviyesine çekilmesiyle birlikte tabii ki bekleyen talep Ocak ayından itibaren özellikle Ocak ayını çok iyi değerlendirdi diyebiliriz satışlarımız içerisinde belli bir pay elde etti. Diğer perakende kanalında da bir miktar hareket vardı. Özellikle filolar belki yıl sonunun getirmiş olduğu hareketi takiben diyelim Ocak ayını biraz daha sakin geçirdi. Ama bunlar hep birbirini destekleyen bir anlamda pazarı ayakta tutan gelişmesine yön veren faktörler Şubat'ta yine bir dengelenmeyle birlikte işte artık Farklı beklentileri de gündeme e, alarak tahmin ediyorum filoda da bir miktar e, yükselme olacaktır. Ama pazarımız bence sağlıklı ve e, demin de altını çizmeye çalıştığım gibi ihtiyaç e, kaynaklı bir mobiliteye cevaben Türkiye'de otomotiv pazarı büyümeye devam edecek. Valla ben de sizin gibi e, olumlu bakıyorum. Ufaktan da keyif. Yani bu pazarın aslında hakkının hep çok daha fazla olduğunu konuşuyorduk. İnşallah bu sefer böyle e, 83 milyona yakışan bir pazara doğru ilerleriz. E, stabil vergilerle ilerleriz. Son birkaç tane daha kısa sorum olacak. Aslında şeyi kaçırdım ben. E, daha doğrusu sormamış da olabilirim. Leaf bu sene Türkiye'de olacak mı? Kaşkay, e, yeni Kaşkay Türkiye'de ne zaman planlanıyor? Lifle ilgili çalışmalar devam. Bugünkü yeni bilgiler ışığında tekrardan bir değerlendirme yapacağız ama markamızın yönü kesinlikle elektrikli araç. Tam tarih bugün için veremiyorum. Hı hı. Kaşka'ya gelince onu da bugünkü planlar, bugünkü proje, projeksiyonlar ışığında değerlendirdiğimizde İnşallah 2021 sonuna kadar Türkiye'ye yetiştirmeye çalışacağız. Dolayısıyla 2021'de iki tane SUV temsilcimiz hem B-SUV'da hem C-SUV'da yenilenmiş olarak. Son son sorumu da böyle arazi canavarı işte Navara'ya bırakmıştım ufaktan. Hani Navara'da aslında pick-up segmenti çeşitlendi. İnsanlar SUV'lere, crossover'lara olan ilgiyi arttırdıktan sonra pick-up'larda acaba bize neden olmaz olmaz mı diye sormaya başladılar. Olduğunu gördükten. da buranın en kıymetli en önemli oyuncularından bir tanesi. Pek çok altyapısını başka markalarla da paylaşmış bir model. Nasıl görüyorsunuz? Hemen 2020'ye geri dönelim. Fabrikanın pandemi sonrası tekrar açılmasıyla birlikte bahsettiğiniz potansiyeli biz de gördük ve iyi de dönüşler aldık. Son birkaç aydır kasımdan itibaren tekrardan Türkiye'ye getirmeye başladık yeni Navaramızı. Ee, ve e, burada 4x4 e, otomatik dizel e, tek train ile e, ürünlerimizi sergiliyoruz, satışa sunuyoruz. Ve çok da güzel dönüşler aldık. 2021'de biliyorsunuz toplam pazarın bir buçuklar seviyesine işaret ediyor pickup'ın e, temsil ettiği rakam. E, biz e, bu pazarın içinde iyi bir yer, yer almak istiyoruz. Aynı geçmişte olduğu gibi. E, buradaki esas sorun tabii ki tedarik ve üretimin ee, pandemi kaynaklı farklı sektörlere uğramaması e, bazlı. Bu olduğu takdirde Navaran'ın da önünde çok güzel günler olacak 2021'de. Güzel şeyler söylediniz. Yani keyifli şeylere ihtiyacımız olan bir gündü. Ee, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yoksa ufak ufak kapatayım. Çünkü keyifli bir 45 dakikayı bir arada bırakmışız. Geride bırakmışız. Çok teşekkür ediyorum. Benim e, tahmin ediyorum bu noktada ekleyecek e, bir şeyim yok. İnşallah iyi bir sene olsun hepimiz için. İnşallah. Pandemiden uzak. Olur ümitlerin tekrar yeşerdiği ki yeşermeye başladı bence son zamanlarda. Bunu rakamlarda da görüyoruz. Ve her şeyin bir şekilde yeniden eskisi gibi belki olamasa da güzel günlere doğru seyretmesini ve yeni mark markamız açısından da çok başarılı bir sene şey olmasını temenni ediyoruz. Teşekkür güzel, ediyorum. Güzel söylediniz. Dediğim gibi son lansmanımız, son yurt dışı lansmanımız birlikteydi. Ümit ediyorum her şey normalleşeceği zaman da ilk lansmanlarımızdan birini birlikte gerçekleştiririz. Olhakk. Bu hafta podcast'ımda çok kıymetli bir konuğum vardı. Ee, Nissan Nisan Türkiye Genel Müdürü e, Emre Doğueri. hakikaten keyifli bir sohbet ettik. E, kendisiyle Nisan'ın şu andaki durumunu, gelecekteki vizyonunu, elektrikli otomobillere bakışını e, dinledik kendisinden. Gelecek hafta yine farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.